Merhaba arkadaşlar, ben Bruberton. Bugün yeniden Ticket the Earth Dünyaya Bilet oyunuyla beraberiz. Sağ tarafta yeni bir sekme açılmıştı. Yine Adalet logosunu görüyoruz. Adalet binasındaki. Ya da bu logo genel olarak da görünüyor. Bu sekmeye bakalım. Sonra sohbet anında bir şeyler var. Bunların sohbetine bakalım. Sonra da bugünkü görevimiz neymiş ona bakıp gidip yapmaya çalışalım. Öncelikle bir girdim. Evet, burada da gelişimleri gösteriyor. Demek ki burada artık altınla gelişimler yapacağız. Şu an için ekstra yapacağım bir gelişim yok sanırım. Bunları daha sonra inceleriz. Zaten hepsinde de purchase diyor. Bunlar alındı. Neleri geliştirdiğini falan yazıyor sanırım. Şimdi ben bir önceki bölümü çekeli birkaç gün oldu sanırım. Bazı şeyleri hatırlamıyorum ama şu hand dediği zaten elle alakalı, simgeleri topladıkça hem de gücünü arttırıyordu. Şimdi bir bakayım. Tamam. Gücünü arttırıyor. Şurada sersemletme yapıyordu düşmanlara. Burada sonraki saldırısında yakıyordu. Tamam. Ayrıca can bonusu diyor Vitality. Burada da seçili sanırım karoları ele çeviriyor. Oynadıkça daha net ortaya çıkar diyorum. Şimdi şu sohbete bakalım neler var. Şimdi valiydi sanırım, onun sohbeti var. Yayıncı bir kız vardı. Onun dışında Zen var ve bir tanımadığım yeni biri var. Bu tanımadığım yeni birine şöyle yapalım. Önce şu valiyle şu yayıncıya bakalım. Önce yayıncıya bakalım, sonra valiye bakalım. Sonra şu yeni tanımadığımız kişi ne diyor bir bakalım. Peşinden Zen'le konuşuruz. Sonra da olayımıza gireriz. Şurayla başlayalım. Şimdi burada diyor ki, bu toprağın sonu diye bir yerdi bu bölgenin adı. Burada oturanlar, bu Justice Engine, yani bu adalet motoru diye geçiyor ama hani o grup artık herhalde neyse. Bu huzursuzluğa karşı ne yaptıklarını soruyorlarmış. Şimdi birinci sınıf bir adalet görevlisi bize katılıyor. Bize işte bunlar hakkında bilgi verir misiniz diyor, hani güncel protestolar hakkında vesaire. Güvenlik görevlileri şu anda uzay limanı çevresinde oluşan kalabalığı herhalde bastırmaya çalışıyormuş. İnsanların protesto etme hakkı var mıdır? Belirlenen bölgelerde barışçıl ve doğru bir şekilde yapılırsa işte yasaları ihlal etmez diyor kısacası koloni yasalarına. Bugün sabah 8'den itibaren işte toprakların sonu bölgesi tamamen yasaklanmış. İyi günler dileriz. Hava durumuna bir bakalım dedi ve orası geçti. Şimdi valinin ne dediğine bir bakalım. Gelecek ayki uzun evlerine dönüş yolculuğuna hazırlanan aileleri kutluyoruz. Ve geriye kalan tüm sakinlerimize özel bir oylamayla şans diliyoruz. Şirket, Nitrium madencilik üzerindeki haklarını tümüyle feshetmiş sanırım. Ve de yeniden halka sunuluyormuş galiba. Zenginlik dolu geleceğiniz sizi bekliyor. Hemen kaydolun. Şaka yapıyor olmalısın. Alo diyor böyle. Yardım gönder diyor. Ölüyoruz burada diyor. Sinirlenmiş artık. Rosie sinirli. Şimdi şu hatırlayamadığım kadına bir bakalım. Crystal. Kimmiş bakalım. Yıldızların arasında hayat sizi bunaltıyor mu? Yalnız değilsiniz. Bu reklam yapıyor gibi resmen. Yıldız bilinci hareketi sizinle birlikte. Yıldızlar gibi hepimiz yalnızız diyor yani. Kısacası bu da çok bunaltıcı ve sıkıcı diyor. Yıldız bilinci enerjilerimizin kanalize edilmesi yoluyla amaç mı sunar diyor. Dövüş sporları ve yani zihnimizdeki iyilik halleriyle bilincinizi besleyin mi diyor. O tarz bir şey dedi. Ve sıradaki hani kişiyle tanışmak için diyor artık, hani bir sonraki kişiyle terminallerimizi ziyaret edin diyor. Yetenek terminallerini. Bu acaba bizim az önce baktığımız orayı mı kastediyor?
Hani orada gelişim yapıyorduk. Belki de onu kastediyordur. Orası açıldı ya, bir de yeni kişi eklendi. Belki de odur. Şimdi Zen'e bakalım ne diyor. Zen, iyi misin? İçeri gel. Rose, iyiyim ama... Zen, benimle konuş. Yardım üniteleri, ya robotları diyor, yani kan içindeler. İşte onlara saldırıya başladılar ya, ortalıkta işte iyice kötü hale dönmeye başladı. Evet, buralar bu kadardı. Bakalım bugünkü görevimiz neymiş? Şimdi bunu bir inceleyelim. Şimdi, görevde diyor ki bonus görevler var. Tam canınla bitir, 7 tur içinde bitir. İşte 4 tane yeteneği kullanarak bitir gibi. Onun dışında da bu bölgedeki düşmanlar yazmış. Herhalde onları yok et demek istiyor. Zaten yukarıda 4 tane yardım ünitesini yen diyor, barış koruyucusu görevi. Şimdi tam canla bitirmek için en son 2 tane düşman kala belki can doldurma planı yapılabilir. 7 tur içinde bitirmek kalan son düşmanın kaçıncı turda kaldığına göre değişir. 4 yeteneği de kullan diyor. Tamam, şimdi biz önceliğimiz tabii ki kazanmak. Ama 4 tane düşman olduğu için önceliğimiz bir 3'ünü alt edebilmek ve son durumu değerlendirmek olacak. Başla diyelim. Çoğu görevde diyor 3 tane böyle alt görev vardır diyor, yani yan görev. Ama bunları diyor öyle direkt tamamlamanız gerekmez. Oyunun ileriki safhasında diyor işte bu bölümleri tekrar oynamak açılacak diyor. O zaman da hani yapabilirsin diyor. Sen normal oynamana devam et diyor. İpuçlarını kapatayım mı diyor. Yok, gerek yok. Belki bilmediğimiz bir şey öğreniriz. Arada böyle bilgiler veriyor. Oyunun tekniğiyle, mekaniklerle alakalı bir şeyler çıkabiliyor. Şimdi artık ben de bir barış muhafızıyım diyor. Yani barış koruyucusu. Bir de hatırlıyorsunuz geçen kurtulmak için, içeri girmek için öyle kabul etmiştik ve özellikler bağlanmıştı. Tamam. Ama itiraf etmeliyim ki bu savaş güçleri işimize yarayacak. Yani işime yarayacak diyor. Aynen öyle. Şimdi diyor ki, yani kısacası geriye kalan şu adalet istasyonu çevresindeki yardım birimlerini temizlemeye kalkacak herhalde artık. Evet, 4 tane yardım birimini halet ve yan görevleri de hatırlattı bize. Evet, başla dedik. Şimdi bakalım. Ne diyor? Tamam. Savaştaki işte stratejik olarak hani böyle yetenek dövüş gücümüzü klasik olarak yani arttıracak. Artık dövüş becerilerini kullanabilirsin diyor güçlerini diyor. Tamam. Tamam, bu 4 sembol işte o güçleri bize sembolize ediyor. Ona uygun karıları topladığınızda şarj olacak. Dokunduğunuzda da çalışacak. Bu da bizim adalet gücümüz ve adalet gücü tüm herkesi etkiliyormuş sanırım. Şimdi diyor ki bunu şarj etmek için 10 tane adalet jetonu toplamalıymışız. 8 veya üzeri hareket ettiğimde bir tane jeton ortaya çıkıyormuş. Ve bu jetonlar da sonraki oyunlara hani taşınabiliyormuş sanırım, saklanır diyor. Tamam, şimdi ben oynadım. Savaşları tekrar oynama özelliği çıktığı zaman tabii size gösterip sıkmak istemem ama arada mesela ben kayıt dışında oynarım mesela. Biriktiririm. Sonra o jetonları birlikte yeni bölümde mesela harcayabiliriz. Böyle bir şeyler olabilir ama ne zaman açılırsa o zaman bakarız. Şimdi kalp bayağı çok ama şuradaki kalp kısmını en son açacağız. 4 birim dedi. Biri gidince yenisi gelecek belli ki. Şimdi ellere bir bakalım. Buradalar. El kısmına da gidebilirim. Birinci yeteneği şarj etmek için. Çaprazı var mı diye baktım da. Mesela gözden gidersem bunlardan bir ele ya da kalbe dönüşür mü? Onu düşündüm. Önce bir tur bundan gitsem. Şimdi el ya da kalpten gidip ortaya dönersem ortada kalırsam olmaz.
Ama onlar iki farklı yerden gidecek. Ama çapraz gider, sonra düz gider, bana yetişir. Ama ben dibe kadar gidersem bunların ikisi de bana saldıramıyor. O yüzden sadece şu alttaki saldırır, buradaki saldırır. Ortadan geriye doğru gitmek işime yarıyor gibi. Ama bakıyorum, yani şu an bastığım yerde göz çıksa aslında ikisi de vuramayacak ama riske atmayalım biz. Bir tanesine şöyle uzaklaşayım, köşeye gideyim. Aynen. Şöyle yapayım. Bu 8'i sayacak mı bilmiyorum. Önce bir tur böyle geleceğim. Buradan jeton verecek mi bakalım. Ne diyor? Tamam, o yetenek şarj oldu diyor. Ama jeton çıkmadı. Bunu normal şey olarak saydı sanırım. 6 tane olarak. O artıştaki değeri saymadı galiba. Şimdi ben diyorum ki şu alt köşeye girersem bu ikisi de zaten iki farklı renkten görülse bile kontrol edelim bir daha. Tek hareket yapıyorlarsa zaten sorun yok. 15 canlar var. Şöyle yapalım. Şimdi ben bir tur ortaya gideyim. Şu beyin kısmına. Sonra ikinci turda gözle başlayıp ya da kalple bayağı bir oradan kalp toplarım. O yüzden şöyle yapalım diyorum. O tur şöyle git bekleyin. Ha, bunlar zaten bir tane bir renk üzerinden gidiyormuş. Ben şimdi kalpleri toplarsam şöyle. Hem de bir tane jeton çıkartırız. Güzel. Evet. İşte bir tane adalet tokeni. Dikkat et falan dedi. Tamam, bize onu gösterdi. Tamam, 8 veya üzeri gidince bir tane belirir dedi. Tamam. 10 tane topla. Aktive et. Tamam. Şimdi ben bu ilk görevde o alt görevlere çok takılmıyorum. Sadece maksimum canlı bitirme ihtimalim olursa ona bakacağım. Şu an 20'yim. Bir sonraki tur vurabilmek istiyorum. Token burada. Gördüm. Şimdi bir aksiyonum var. O da bir rengi geçecekse eğer kalplerin çevresindeki karolarda durmamam lazım. O yüzden kalpler bir yanaşacağını düşünerek ben bir solumdaki beyine gidersem yaklaşamaz diye tahmin ediyorum. Kalpten çapraz giderse ama vurabilir. Evet, öyle yapabiliyor. Gözden gidersem, merkezde durursam yukarıdaki yetişir. Ama oraya göz gelmezse belki yukarıdaki yetişemez. Onu bir deneyelim. Bakalım olacak. Ama bunu bu turda harcamayalım. Bu gözleri bir sonraki tura saklayalım. Ben şöyle şuraya geleyim. Bir tur burada bekleyeyim. Bunlar iki karo gidiyor. Hiç önemli değil. Rengi boyuna hiç bakmıyorlar bunlar. Oradan iki karo gidiyor. Mesela ben şu an bir hamle gidip bunu yok edebilirim. O da iki hamleyle yani ele gelip saldırabileceği için beyin kısmına gitmeliyim ben. Şöyle şuradan saldırmalıyım ama diğeri nereden çıkacak onu bilmiyorum. Ben şimdi şunu bir alayım. Arkadan çıktı güzel. Yaklaştı mı? 9 can geldi. Şimdi şöyle yapacağım. Önce şunu alacağım. Ama 7 oluyor. 6. Şu şeyi alayım demiştim ama şöyle yapayım o zaman. Bir tur böyle olsun. Jeton daha çıkaralım. Tamam. Şimdi mordan gidip adalet tokenine yaklaşayım diyorum. Son bir tane robot kala cana bakacağım. Şöyle. O jetonu o aldı mesela. O normal jeton tabi. Bu arada şu yanıp sönmeye başladı. Kaybolacak diyor herhalde. Önce bir tur ama alabilirsin diyor da olabilir. Şunu bir alalım.
güzel. Şu an 18'im, saldırabiliyorum. Ama bir hareket edersem saldıramam. Bir tur geçirmem lazım. Şöyle yapacağım. Bunu şöyle aşağı atacağım. Gerçi o iki hamle gidiyordu, saldıracak ama neyse, cana en son bakacağız. 12 olmuş, 15 yapalım. O yine saldıracak bize ama 1'e düşecek, ondan sonra kesin. Da yanıp söndü. Demek ki bakın gerçekten öyleymiş. O zaman şöyle yapacağız biz. Şöyle gideceğiz. Ondan sonra pardon, öyle değil, şöyle. Şöyle gideceğiz. Şöyle geleceğiz. Şöyle gidip şöyle gideceğiz. Aynen. Ha, bu arada yukarıda geliştirdiklerimizi de kullanmak için onlara da bir bakalım. Bu görev için adalet jetonu tahsisi tükendi diyor. Demek ki bir mücadelede 3 taneden fazla vermiyor. Sol altta da var bir tane. Tamam, karşılaştım. Yani bu karşılaşmanın geri kalanında yenileri tahsis edilmeyecek. Tamam. Şimdi o köşedekine de gitmeye çalışacağım. Ama önce bir hamlem kaldı. Şimdi saldırı gücünden gidebilirim. Ama biraz da uzakta kalmam lazım. Şöyle yapalım. Canımız şu an ne kadar bizim? 43. Kaç can veriyordu? Ama bunu kırıp açıp almak gerekiyordu. O yüzden biz şöyle yapalım. Böyle ilerleyelim. Tamam. Bir sürü böyle geçelim. O kalbi de aldı. Tamam. 16'yım ben. Bir tur saldırayım. Ondan sonra eğer onun ayağının altında mor çıkma, zaten o iki kara gidiyordu. Sorun olmaz bence. Şöyle gelin. Şuna saldırayım. Tamam. Şimdi morlardan şu adalet jetonuna gideyim önce. Hem de şu canı alayım. Buradan bu adalet jetonunu alacağım. Bu arada şu altın gidiyor para. Dediğim gibi sonradan bu para jeton kasmak için tekrar tekrar oynayabilirsem, çabuk açılırsa bunları o zaman yaparım. 12 oldu. Şimdi kalple 15 olup bitirebiliyorum ama canım kaç şu an? 2 eksik. O yüzden tur sayımız tabii ki geçti. Ama hangisi bize can bonusu veriyordu? Şunlara bakamıyor muyum tekrar? Basılı tutarsam açıklaması gelir diyor. Ha tamam. Artı bir aksiyon. Tamam, bunu bir yapalım. Ne oldu? Can açıldı. Ama artı bir aksiyon diyordu. Benim şu an aksiyonum 1 kalmış görünüyor. Hop. Bir aksiyon harcar diyor. O zaman şimdi biz o zaman bir hasar göze alacağız. Şöyle gireceğiz. Aynen. Bu canım kaç kalacak ona bakayım. Böyle gidelim. Pardon. Şurada. Cana bakalım. Can doldu. Şimdi biraz uzaklaşacağım. Şimdi şu parayı da alalım. Ya da şöyle yapalım. Şuraya gel. Şuradan şöyle geç. Ama iki karoyla bize yetişir. Yine bir böyle gidelim. Aynen. Canım dolu. Ben buradan bu yeteneği kullanayım. Ne diyor? Tamam, 5 tane el kullan gerekiyor diyor. Sonraki hasarın %50 fazla.
Zaten şu anki tek vuruşum yetiyor. İki aksiyonum var. O zaman şunu bir bakalım. Bu ne yapıyor? Bir yarı çapında diyor. Yani çevremdeki bir tane karoyu, yani birer tane karoyu çeviriyor. O zaman biz bu tur saldıralım sadece. Şunu bitirelim. Uyarı, yardım birimi, daha fazla enfekte yardım ünitesi bulunduğunuz noktaya geliyor. Hala bu güçleri nasıl kullanacağımı öğreniyorum. Bana yardım et. Adalet gücünüz olan adaletin bıçaklarını hemen yüklüyorum diyor. Otomatik yüklüyorum. Acil bir durumda yakınızdaki tüm rakipleri etkisiz hale getirmek için bu gücü kullanın. Teşekkür ederim. Güzel. Demek ki çok böyle özel bir durumda kalabalıklaştığında vesaire, burada da şimdi onu gösterecek. Şimdi 4 birimi hallet dedi. Bunu kullan diyor bize kısaca. Hemen bunu da bir halledelim. Bakalım. 10 adalet jetonu artık bir aksiyon. Yani bir aksiyon gidecek, bir de 10 tane jeton gidecek diyor. Ben az önce artı bir aksiyon derken onu verecek sanmıştım. Ama kost diyor, bedeli diyor. Menzil sınırsız. Anında yaparmış ve de 50 hasar verilmiş. Tamam. Güzel. Özel zamanlarda çok işimize yarar. Çok yakında. Yardıma gelecek başka barış muhafızları var mı? İkinci barış muhafızı yolda. Yani şimdi barış muhafızı derken o kızı kastediyorsa diyeceğim ama burada da hizmetmiş. Başka biri olabilir, adam olabilir. Bu savaş gördüğüm o barış muhafızı kadın kimdi diye soruyor. Hani böyle tüfek taşıyordu, saçları karışık mıydı, vakiliydi? Ve de bir kulağı yoktu. Açıklamanız Maleydi ile uyuşuyor. Bir barış muhafızı kılığına girmiş biriymiş, aranıyormuş. Bakın öyleymiş, süslüymüş zaten. Onun gerçek olmadığını biliyordu. Ve bunlardan en azından birini yaptık. 7 turda bitirmedik. Tüm güçleri kullan diyordu. Bakın onu unuttum. Birkaçını da basmıştım halbuki. Basa da bilirdik. Neyse, önemli değil. Bunlar tekrar yapılıyormuş zaten. 225 kredi verdi. Ben de diyordum böyle 3-4 altın toplayarak nasıl yapacağız diyordum. Güzelmiş. Böyle altın kasmak daha kolay olur. Bir de bitirdiğimiz görevleri tekrar yaptırırsa en azından jeton biriktirip sonra tekrar yeni göreve adalet jetonuyla gitmek çok iyi olur. Alan güvenli. Hizmet ücretiniz hesabınıza yüklendi. Bunu bir ödül için yapmıyorum. İnsanlara yardım etmek için yapıyormuş. Krediler ek savaş güçleri için, yani savaş güçleri için takas edilebilir. Bu da insanlara yardım etmenize yardımcı olur. Kullanılabilir güçleri görüntülemek için sağ taraftaki sekmedeki o adalet simgesine dokunun. Tamam. Durum daha da kötüleşirse yeni yetkiler açılacak. İyi şanslar. İstediğiniz gibi çevirin. Para için işte öldürmek diyor. Bu sistem komple hasta diyor. Hastalanmış. Yeni güçler aktif. Tamam. Şimdi sohbet anında yine sohbet var. Onun dışında adalet simgesine bakacağız. Altta adalet simgesiyle ilgili bir işaret çıktı. Ek bir görev olabilir. Bizim karakterde yeni bir görev olabilir. Bunlara da yeni bölümde bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermeyi düşünürseniz yine her zamanki gibi bir küçücük merhaba yazmanız yorumlara. Onun dışında beğeni tuşunu kullanmanız, abone olmanız veya yeni eklenen özellikler varsa bunları kullanarak da desteğinizi her zaman gösterebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşene kadar hoşçakalın.